İzmir'de sahne alan sanatçı Erol Evgin, konuklarına unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. Kimi insan balıkların çeşidini bilir. Ben ayrılıkların. Kimisi ezbere sayar yıldızların adını. Ben hasretlerin. Bir yumak sarar gibi geçtim acılardan. Bir kilit yüreğimden, bir demir kapı. Kuş uçmaz, kervan geçmez, bir yerlerde gir. Belki de aşk dediğin böyle olmalı. Evet, evet. Size yetişime girmek için acayip koşturdum. İki yıl önceydi galiba yine. Yok, değil mi? Bir yıl önce. Geçen yıl mıydı? Geçen evet, yıldı. Tamam. O dönemde çok başarılı bir albüm yaptınız. Evet. Göz Bebeğim albümü. Nasıl dönüşüm oldu? Valla çok güzel şarkılar var Göz Bebeğim albümünde. 14 tane şarkı var. 11 şarkı var ve 3'te versiyonla 14 yeni şarkılar, yepyeni şarkılar. Çok güzel parçalar var. Ben çok seviyorum albümü ve bir koleksiyon albüm bu. Evet. Yani arşivlerde yer alacak bir albüm. İşte Göz Bebeğim Sen Çok Yaşa var, Anılarla Yaşamak var, Aysel Gürel'in, Beni Bırak var, daha birçok şarkı var. Güzel bir albüm oldu. Peki baba oğul nasıl gidiyor müzik alanındaki çalışmalar? Murat'ın tabii, Murat'ın çok büyük katkısı olduğu albümde. Onun şarkıları var. Acemi Veda diye bir bestesi var. Beni Bırak onun bestesi. Başka besteleri var. Birlikte yaptığımız şarkılar var. Göz Bebeğim Murat'ın bestesi. Sözlerini birlikte yazdık. Onunla çalışmak çok keyifli. Benim ömrümü uzatıyor. Ara sıra anlaşamadığınız konular oluyor. Olmaz mı? Tabii olur. Aramızda 30 yıl var. 30 yıl. Tabii bir koca nesil. O nedenle ben onun yeniliklerinden ve coşkusundan yararlanıyorum. O da benim birikimlerimden yararlanıyor ama arada bir de çatışıyoruz tabii. Çatışmadan olmaz tabii. Peki bir dönem televizyonda müzik alanında müzik programı yaptınız. Evet. Düşünüyor musunuz tekrar böyle bir çalışma? Beni heyecanlandıran bir proje olursa yeniden yapmaya hazırım. Ama teklifler geliyor. Yani çok düz şeyler olunca istemiyorum. Fark yaratmak lazım. Evet. Bir şarkısın sen, en son yaptığın evet. Proje hakikaten çok önemli bir formattı. Bir İtalyan versiyonunu izleyip heyecanlanmıştım. Onu yaptık, işte bir yıl falan sürdü. Ama şimdi yeni teklifler de var. O arada belki heyecanlanacağım bir proje olursa yaparım tabii. Niye yapmayayım? Geçen sene 2001 yılında sanat hayatınızın 41. yılını kutladınız. 2011'de değil mi? 2011 evet. 2011 yılındaydı. Evet. Nasıl bir evet. Duygu? Çok güzel, çok keyifli, güzel geçti. Allah'a şükrediyorum. Bana verdiği bu güzel ve şanslı hayat için hep Tanrı'ya şükrediyorum. Ben çok şükrederim. Günde birkaç kez çok şükür Allah'ım derim. 40 yıl çok güzel geçti, çabuk geçti. Şimdi bunu işte Erol Evgin'e zannediyorum hak ettiğini düşündüğüm bir olgunluk dönemini yaşatmak için çalışmalarıma devam ediyorum. Peki torunlarla aranız nasıl? 3 tane torunum var. Çok keyifli, çok güzel. Çok güzel bir duygu torun sahibi olmak. Torun sahibi olup sağlıklı olmak çok güzel. Bir de ben sizin bir röportajınızda okudum. Bilmiyorum ne kadar doğru. Cildinize herhangi bir ürün kullanmadığınızı evet. Sodayla yıkadınız doğru mu? Sodayla yıkarım ben doğru sabahları. Yıkıyorum. Evet. Soda da tabii birçok mineral var içinde. Evet. Maden suyu yani doğal maden suyuyla yıkıyorum. Yüzümü o bir şey de kullanmıyorum yani. Peki onun dışında neler yapıyorsunuz? Şimdi İstanbul'da cumartesi geceleri çalışıyorum. Haftanın bir gecesi orada konser veriyorum. Onun dışında İstanbul'da veya işte İzmir, Ankara ve başka kentlerde konserlerim oluyor. Bugün bu akşam olduğu gibi. Onun dışında işte ofisime gidiyorum. Benim bir prodüksiyon şirketim, mimarlık ve prodüksiyon. Mimarlık ve sanat şirketim var. Evet. Sanat işleri yapıyoruz, mimarlık işleri yapıyoruz. O ofisimde geçiyor günlerim. Yoğun bir şekilde resim yapıyorum. Resim de devam ediyor. Ben bir tane istiyordum resim. Sana evet. Sana bir tane vereyim, bir resim imzalayayım sana. Tamam. Ben imkansız aşklar için yaratılmışım. Ne kavuşmayı bilirim, ne unutmayı. Kayboldum kuytusunda yalnızlıkları.
yaşadım en karasını sevdaları. En imkansız aşklar için yaratılmışım. Ne kavuşmayı bilirim, ne unutmayı. Kaybolduğun kuytusunu da yalnızlıkları. Yaşadım en karasını sevdaları.